Selamlar herkese. Yeni bir Eksilin Kral bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden uzun bir süreden sonra tekrardan devam ediyoruz. Öncelikle şöyle bir kısa açıklama yapayım. Yaklaşık bir ay önce neden yoktum? Tez yazımı falan vardı. İşte finaller yaklaştı, vizeler geçti. O yüzden bu süreçte bir ay yok oldum ortalıktan diyelim. Şimdi ilk değişikliğimiz dışarıdaki haritamızı tam olarak şu kısımdaydı. Yani tam olarak şurada. Şuradaki haritayı buraya taşıdık. Zaten şurada küçük bir spoiler var buranın değiştiğini. Şurada da aynı şekilde. Bunun videosunu çektim ama hastaydım bayağı. Sesimi beğenmediğim için artık yarısından devam edeceğiz. İç tasarımından devam edeceğiz. Gel değirmenini videosunu çekmiş miydim? Büyük ihtimal çekmişimdir. Burayı da göstermiştim. Şimdi devam edelim. Ama ilk önce uyuyalım. Uyuyalım. Evet, burada da minik bir kedicimiz var. İsmi Nazcık. Hatta bir gülücük de koyabilirdik. Şu iki tane iskelet kafasıyla zombi kafasını Charge Creeper'dan düşürdüm ve öldüm. 160 seviyem vardı yaklaşık. Burada efsane bir bahçe var. Bomboş duruyordu abi. Ne yapabilirim, ne yapabilirim dedim, uygun olsun rengine. Bu şekilde bir düzenleme yaptık. Gayet iyi görünüyor ama bu ağaç custom ağaç, tamam mı? Diğerleri de onlar gibi custom ağaç olacak. Daha güzel görünür. Böyle bir patikamız var. Oyun farmını zaten biliyorsunuzdur. Büyük ihtimal göstermişimdir. Üst katımızda herhangi bir değişikliğimiz yok. Burada birkaç büyü bastım. Arbalet kullanacaktım. Arbalet hasar vermiyor abi ya. Şu tek atmıyor yani, o derece. Burada delip geçme kırmızı girdap su tapınağını yaparken kullanacağımız 3 yaşlı mızrak oluyor. Kırmızı yönlendirme de işte Charge Griever yaparken oluyor. Bir tane fenerimiz burada var. Sağdaki efektlerden de görüyorsunuz zaten. 5 tane fener açtık, kurduk, satın aldım onu. Büyülerimiz bunlar. Şu büyü genelde bunu da kullanıyorum, 3 yaşlı mızrak. O da tek atan bir mızrak oluyor. Fenerleri buraya kurdum. 5 tane çeşit var. Zamanla işte rahatsız olursak değiştirebiliriz. Evet, alt katta bir değişiklik var mı? He, var. Aşağıda biliyorsunuz karpuz farmımız vardı. Ve bir tane de kabak yeri yapacağımı söylemiştim. Onu da buradan yaptım. Etrafını düzenlemedim. Gerek yok. Böyle durabilir. Bunlar büyüyor işte. Bazen birbirinin üstüne büyüyor da onlar tam anlamıyla bir uzadığında gün bir hal alacaktır, karpuzlar gibi. Burada değişikliğimiz bu kadar. Sır tarafına geçmeden önce arkadaki yapıyı merak ediyorsunuzdur. Onu videoda gösterdim ama işte dedim hastaydım. Sesimi beğenmediğim için bir şey yapmadım. Şurayı da şarj kripolardan atlattık ve en sevdiğim yerlerden olma potansiyeline sahip olacak yere geldik. Bu taraf komple modern olacak abi. Ben öyle tasarladım aklımda. Yani mükemmel ya. Daha bitmedi. Sadece önden görünüşü burası. Şu L şeklinde mi gider artık? Düz mü gider? Şöyle şuradan beri direkt mi gider bilemem. Onu sonradan ayarlarız. Ama bunun benzerini burayı yapacağız ve arasına aynı bu yolu devam ettireceğiz. Arkadan da aynı şekilde devam edecek. Önden de aynı şekilde devam edecek. Bir tane daha yerimiz kaldı. Onu da gösterelim. Ve devasa... Bilin bakalım ne farmı. Aa, iskeletlere bak. Bunlar yanmıyor mu lan? Bazen burada boğulmuşlar doğuyor. Niye bilmiyorum. Burası biliyorsunuz barut farmımızdı. Bunu genişletmeye başladım. Şundan her yerde olacak yani. Böyle etrafı komple dönecek bu şekilde. Benim ne olacağını tahmin ettiğim bir farm olacak. 3 katını tamamlamışız. Tam tamamlamadığım için devam ettirmedim. Bakın bak, burada boğulmuşlar duruyor. 30 tane barut. Güzel. Kafa şişirmesin bunlar. 30 tane barut. Güzel. Böyle olaycıklarımız. Şimdi Nether kısmına gideceğiz. Abi o kadar uzun zaman oldu ki konuşmayı unuttum ya. Oha. Bak oldu. Bir arada normal çöldeki farmda şey AFK kalalım. Kemik tozumuz bitti. Kemiklerimiz bitti. Yeni Nether'ımız hayırlı olsun. Nasıl ama? Ben fazla bir şey yapmadım. Şundan çok döşesem 3 istek bundan döşemişimdir. Biraz da halı döşedim. Halıları ben verdim işte. Bir de merkezde değişikliğimiz var. Evet. Şimdi en güzel kısmı merkeze bırakıyorum. Yanında demir var mıydı? Hala buraları ezberleyemedim ya. Evet. Buralarda
Şöyle dönelim. Bir yol var. Acaba bu yol nereye gidiyor? Yolu bulamadım amına koyayım. Dur. Yolu bulmamız lazım. Heh, şurada. Burada bir yol var. Acaba bu yol nereye gidiyor? Bunları da tek tek güzel oluyormuş ha. Göletimize de bakalım. Bizim yaptığımız gölet bence gayet şekilli şükürlü oldu. Herkes de sevdi. Evet, burada bir çeşit yolumuz var. Buraya da bir yuf yaptı. Gayet iyi oldu. Bir uyusak mı? Gittim. Lanet olsun, yatak yok yanımda. Aa evet, mühürleme talebi falan var. Onu göstereyim. Roleplay amaçlı. Mühürlenme nedeni yüksek fiyat. Mührü kaldırmak için kiliseye bir elmas ödeyiniz dedik. Buna ayrı özel bir yer yapacağız. Ondan sonra o kitap, bütün kitapları oraya taşıyacağız. Böyle bir olaycak. Şimdi buradan bir çıkalım. Burada koyunlarımız vardı. Oradan hemen kırkabiliriz aslında. Var mıydı? Kimse de kırkmamış. Makas da olmadığına göre. Abi yatak bulamıyorum. Şaka gibi şu an ya. Buldum. Onda uyuyabiliriz. İyi geceler arkadaşlar. Evet, günaydınlar arkadaşlar. Hemen şuradan güzel penceremizden bakalım diyecektim. Haritamız oldu aklıma geldi ve çirkin bir görüntü. Evet, arka tarafı kötü görünüyor. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Aramıza yeni biri katıldı. Ona da tekrardan hoş geldin diyelim. Evet, barut farmımıza geldik. Barut farmımız neresi? Barut dükkanımıza geldik. Burada fiyat güncellemesi oldu. 64 tanesi 10 elmas oldu veya 74 demir. En ucuz bizimki arkadaşlar şu anda burada yine. Evet, burada şey dükkanımız var. Çorba dükkanımız. Yine roleplay amaçlı. Hemen bir çorba içelim değil mi arkadaşlar? Ama acıkmadık da. Acıkınca içelim bence. Acıkmadan içemiyoruz zaten. Bizim dükkanımız. Altın, elma ve altın havuç dükkanı. Aslında pek beklediğim kadar güzel olmadı ama olsun, sıkıntı yok. Buydu olsun yeter ki. Evet, altın elma. 3 tanesi 1 elmas veya 10 demir. Gayet ucuz bence. Altın havuç 64 tanesi 2 elmas veya 32 demir. Gördüğünüz gibi altın havucumuz var. Altın elmamız bol bol var. Yani şöyle bir şey var. Aslında zaten ihtiyacımız yok arkadaşlar. Altın elmaya, altın havuca, çorbaya falan falan da roleplay olması amacından yapıyoruz. Alışveriş yapmaya dikkat ediyorum ben. Hani yeni açılan dükkanlarda özellikle. Dönsün, roleplay dönsün, hikaye ilerlesin anlamında. İkinci sayfayı, üçüncü sayfayı niye yazdım lan onu? Ya mühürlenmiştir. Mühür sebebi inşaat halinde uzun süre bırakmak. Ceza bir elması kitapla beraber kiliseye bırakın. Böyle. Bu da roleplay amaçlı bir şey. Sürekli tabi ceza yağdırmayacağız. Bu bir iki seferlik bir şeydi arkadaşlar. Troll amaçlı. Hatırlamaya çalışıyorum. Bayağı bir zaman geçtiği için bir ay falan oldu. Bayağı bir şey değişmiştir yani illaki serverda. Evet. Bu kadardı arkadaşlar. Hemen hemen aklıma biraz getirdim işte ne yaptık ne ettik diye. Fazla önemli bir şey kalmadı geriye. Bir ay sonra tekrardan yeni video attık arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kısa bir video olsun diyeceğim ama bir 10 dakikayı geçer yine büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.